Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber İpeke hissesini değerlendireceğiz. Ee, uzun vade değerlendirdik, kısa vade değerlendirdik vesaire Şimdi e, orta vade değerlendirelim. Bu sefer de orta olsun. Günlük grafik olsun. Yani de, demek istediğim bir şey o. Ne haftalık, ne 4 saatlik, ne 1 saatlik. Günlük grafikte de değerlendireceğiz. Bir de temel olarak bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. onu da e, ne yapalım? Stock case'e girelim buradan bir çalışma yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle bir giriş yap diyelim. Stock case burada bir kalsın. İpeke'ye geldik. İpeke'de ne var? Şu turuncuyla çizilmiş altta bir destek noktası var arkadaşlar. Bu destek noktası aslında temel bir nokta. Bunu aşağı kırmadığı sürece İpeke'de düşüşlerin devamı hızlanacak, devamı gelecek şeklinde yorum yapmak yanıltıcı olur buradan bir aşağı iner bir yukarı çıkar bunlar ha kaç ha, al anlamı taşımıyor e, düşüşlerin devamının gelmesi için bu destek noktası 10.89'un altında uzunca bir süre kalması mühim arkadaşlar e, şimdi şöyle biz buna ne yapmıştık daha önce şuradan ufak bir trend çizmiştik e, şöyle oluyordu altına indi tekrar üzerine toparlamaya başladı ertesi gün başardı biz burada zaten ayı tuzağı boğa tuzağından bahsetmiştik bir gün değil ertesi gün teyit etmesi gerekiyor demiştik ve hızlı bir şekilde topladı. Yani şu an destekli noktasının üzerinde. Bundan sonra buradan bu şekilde bir hareketler ben beklerim. Bir de zaten Fibonacci zaman aralığına göre önceki videoda bilirsiniz. Şöyle çizmiştim. Bir dönüşüm noktasında bu hafta İpek için yükseliş gösteriyor Fibonacci zaman aralığına göre. Fibonacci düzeltmesi değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Kısa vadede, orta vadede bakıldığı zaman dema hareketli üzerinde ortalamasının üzerinde olması çok pozitif bir durum, çok güzel bir durum. Buraya burun üzerine atan hisseler genellikle yükselişine devam eder. Zaten atışının şurada olduğunu görüyorsunuz asıl net. Şurada bir iki defa girip çıksa da aslında üzerinde. Asıl atağını henüz yapmamış yani hisse. Asıl atak bakın şurada bir kırmış üzerine görüyorsunuz nasıl yerlere gelmiş. Altına bir kırmış burada. Bir dahaki soluğu aldığı yer burası. E şimdi bir şurada kırsa da. Asıl Aslında şimdi şurada kırıyor. Bir dahaki soluk inşallah buralarda olacak diye düşünüyorum ben. Yani kısa vadede değil ama. Bu önümüzdeki hafta hemen olacak diye bir şey yok. Bir hafta sonra iki hafta sonra olacak diye bir şey yok ama birkaç ay sonra baktığınız zaman böyle gere gere aslında bu dediğim yere gittiğini göreceğiz inşallah. Bu tabii yatırım tavsiyesi değil kimseye. Sadece teknik analiz incelemesi böyle gösteriyor. Ben böyle yorumlar yapıyorum arkadaşlar. RSI'ye bakıyorsunuz. RSI güzel yani sıkıntı yok. MACD henüz sat vermemiş, yukarı yönlü, gayet güzel. ATR değerinde bakın bir önemli bir nokta var onu söyleyeceğim. DPO aşağıdan bakın kırdı şuradan yukarı ama daha hevesini alamadı daha. Yani kırdı, geri geldi. Hevesini alması için bakın şöyle bir yükseliş olacak yani burada da. Eee inşallah. DPO da negatif değil. Çok çok pozitif değil ama negatif değil. E, ATR'de de bakın ATR'nin bir özelliğidir yatay giden ATR bir süre sonra çok sert yukarı patlar ya da aşağı patlar e, burada destek noktası uzak hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu gördüğümüz için e, ne diyoruz hareketli ortalamanın ATR'de buradan e, yukarı doğru çıkacaktır diye bir tahminde bulunuyoruz ATR'nin böyle yavaş olması İpekey'i iştahlandırıyor arkadaşlar İpekey hissesi için güzel bir şey. Bir de buradan Super Trend baktığımız zaman Super Trend bize e, sat diyor ama bu indikatörlere ben çok çok güvenim yok. E, yani ATR kaynaklı bir hareketli ortalama şeyi var 10 bazlı ATR, 10 günlük. Ondan dolayı çok çok net e, bir şeyim yok itimadım. Burada teknik e, analizi yapmak, farklı göstergelere bakmak ATR'den ziyade daha da önemlidir. Super Trend neticede ATR bazlı çalışan bir indikatör olduğu için. Ee, şöyle gelelim bir de e, hareketli ortalama e, analizi yapalım. Hareketli ortalama 20 ve 50 analizi yapalım. Şunu şey yapalım arkadaşlar. 20 yapalım. Stilden kırmızı yapalım şöyle. E, kalın yapalım. Şunu da 50 yapalım şöyle. Şöyle yaklaştıralım. Şunu da gizleyelim yeşili. E, şu açık mavi çok belli olmuyor. Ben bunu koyu mavi yapayım. Biraz da kalın yapayım şöyle. Heh. Bakın arkadaşlar burada kırmızının mavi yukarı kestiğinde neler olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Şurada mesela. Şurada aşağı kestiğinde neler olduğunu görüyorsunuz. Burada aşağı kestiğinde neler olduğunu görüyorsunuz. Şurada bir yukarı kesiyor. Ama hevesini tam alamıyor. Bak dediğim gibi şurada. Düşüş geliyor. Şurası Amerikan seçimleri olduğu zaman. Bakın burada yine kırmızı mavi yukarı kesecek ve şöyle bir hareket gelecek arkadaşlar bence. Ee, orta vadedeki benim yorumum bu şekilde. Ben böyle bir hareket bekliyorum. Özellikle bu kırmızı mavi yukarı doğru kestiği zaman böyle bir sert hareket bekliyorum arkadaşlar. Ee, bir de size şöyle bir analiz yapacağım. Şak İpeke analizi yapacağım. Nasıl olacak göreceğiz. Bunu sona bırakayım. Şimdi videonun ortasına başka bana e, şeye geçelim. Şu an İpeke yazdığımız zaman e, analizini getir diyoruz. Şimdi bu şirketin neymiş işte davası varmış falan filan böyle böyle şeyleri varmış. Bunlar hikaye arkadaşlar. Yani hisse yürütmeyen şey bu değil. Bu hikaye. Size bu kadarını söyleyeyim. Bakın yeni bilanço net kar 1 milyar 374 milyon lira net karı var. Bir önceki dönem 832 milyon lira. Bakın Covid öncesi 1 milyar 271 yani Covid'den sonra şu anda Covid'le beraber Covid'den önce daha güzel kar ediyor şirket. Bu çok mühim bir şey. ...toplam borçlarına bakıyorsun... ...hemen hemen artma yok gibi bir şey. Yani ufacık artışlar var. Öz kaynakları ciddi artıyor. Yani çok ciddi oranda artışlar var. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.21. Çok güzel, müthiş güzel. Sektör ortalamasının altında. FK da müthiş güzel. Yani 7.53 bulup, bulup bulabileceğiniz en iyi FK değerlerindendir. Bir de cari orana bakalım. Mesela... Ee, toplam borçlar 800, 803 milyon toplam öz kaynak e, toplam varlıklar ortada 8 milyar yani burada müthiş bir cari oran var dönen varlıklar borçlarını karşılama oranı müthiş yüksek yani gayet güzel yani kötü diyecek hiçbir şey yok İpek doğal enerjide arkadaşlar bunu söyleyeyim kötü diyeceğimiz hiçbir şey yok ee, şimdi gelelim Şah İpek analizine şimdi şuradan piyasalar e, endeksler mesela ne diyelim BIST 100 diyelim endeksi. Ee, nereden de buradan değil ya. Hisse senetlerinden şöyle girelim bakalım da. Türk hisse senedi piyasası tamam. Şimdi sektör endüstri diyelim. Performans diyelim. Şimdi şunu sağ tıklayalım arkadaşlar, TradingView yeni sekmede açalım. Buradan e, tekrar aynı endeksler, ABD endekslerine gelelim şöyle. E, hatta şöyle yapalım bir dakika, yine yanlış oldu. Piyasalar e, yine şöyle herhangi birine girelim, şuradan ABD'ye girelim, tamam mı? Bunu da bir tane daha yeni sekmede açalım, buradan piyasalar herhangi bir şeye girer girelim yine buradan Almanya'yı açalım arkadaşlar bu bunları neden açtım birazdan göstereceğim buradan sektör performansa geldik arkadaşlar ee, bu yılki performanslarını eksiden artıya göre sıralıyoruz şimdi burada ne var enerji mineralleri var bakın ikinci sırada Türk hisse senedi piyasası bunu son bir yılda eksi yüzde on getiri sağlamış. Yani %11'lik son bir yılda kaybı var. Son 6 ayda %3, son 3 ayda %20 karı var. Son hafta ve günde birazcık düşüş var ama bunu çok kaydalmak önemli değil. Türkiye'de bu şekilde sektör. Mesela en çok kar getiren sektör Covid'den dolayı, yasaklamalardan dolayı %1185'de dayanıklı olmayan tüketici ürünleri kar getirmiş. Buradan bakıldığı zaman şu enerji minerallerini açalım ve sürpriz kalsın. Şuradan gelelim arkadaşlar. ABD hisse senedi, sektör, endüstri, e, performans ve bu yılki performans. Enerji mineralleri bakın şimdi. Geliyor yani İpek'e geliyor. Bekleyin. Enerji mineralleri bakın. Bu da aynı şey gibi oldu. E, hisse pazarlayanlar var ya onlara gibi oldu. Alakası yok yani. Real bir değerlendirme yapıyorum. İsteyen alır, isteyen almaz. isteyen tutar, isteyen satar. Beni ilgilendirmez yani. Enerji mineralleri. Ee, %31 Amerika'da değer kaybetmiş bak son bir yılda bu yılki performansı. Buradan geliyoruz Almanya sektör endüstri e, performans diyoruz arkadaşlar bakın bu yılki performansı şey yapıyoruz %37.5 enerji mineralleri. Şimdi buradan enerji minerallerini açtık mı abi şuradan sağ tıklayıp açtık mı bak İpeke bitmiştir yani İpeke burada enerji mineralleri sektöründe e, bulunan ve son bir yılda kar getirmeyen artık sıra kendisine gelen hisselerden olur hisselerden biri. Tüpraş, Koç Holding. Tabii Koç Holding'in durumu şu an birazcık farklı ama Tüpraş mesela onlardan biri. Ama İpek'e daha iddialı burada. ABD'ye geliyorsun enerji mineralleri diyorsun mesela. Burada türlü türlü şirketler çıkıyor mesela gördüğünüz gibi. Amerika'da bir sürü var. Enerji ülkesi olduğu için bir yandan da. Bir sürü var. Bunların son dönemdeki değişimlerini görüyorsunuz getirdiği karları. Yeşil çoğu. E bu ne demek? Sektör pozitif gidiyor demek. Yani sektör Amerika'da yürümeye başlıyor demek yeni yeni. Covid'in aşı haberleriyle beraber. Şimdi Almanya'ya gelelim. E, bakıyorsun değişime. E, yeşil abi %9'lar var ama düşüşler %4 yani bakın yem yeşil. E, Almanya'da da bakın sektör yürüyor. E, baktığımız kadarıyla sektör yürüyor yani herhangi bir sıkıntı yok. E, Türkiye'ye geliyorsun abi bak koç holding dışında yürümeye başlıyor gibi. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi size. Ee, bakın dayanıklı olmayan tüketici ürünleri. Şimdi son bir yılda 1185 kar değil mi? Son 6 ayda 380'e düşüyor. Son 3 ayda %20. Son ayda %40'a çıkıyor. Tabii bu son dönemki COVID yasaklarıyla beraber tekrar bir talep. Ee, sonra düşü devam ediyor. Sağlık teknolojisi aynı şekilde. Bakın bunlar bu kadar prim yaptıktan sonra... Yani bir zirvenin bir dibi olur ya böyle V şeklinde aşağı doğru geçeceklerini ben düşünüyorum. Aynı şekilde prim yapmayanların son yıldaki krizden dolayı tekrar bu seferde yükseleceğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü e, kriz oldu. Bunlar arka planda kaldı. E, kriz bittiği zaman arka planda krizden dolayı arka planda kalanlar öne çıkacaktır yani değil mi? Kriz tamam, Kriz tamamen bitmedi ama... Bitmeye doğru gidiyor yani aşı bulundu dünya liderleri aşı oluyor bilmem ne oluyor oraya doğru gidiyor bu arada arkadaşlar teknik analizi öğrenmek istiyorsanız bana mail atın çok güzel içeriklerimiz var çok eğitici videolarımız var bana mail atabilirsiniz bu işi benim gibi yapmak istiyorsanız bunu izlemeniz yeterli değil ben burada indikatörlerimin %85'ini göstermiyorum indikatör hariç birçok konu var. Psikolojiden portföy yönetimine stop loss yapma yöntemlerinden işte ne bileyim e, borsada nasıl batacağınızı bilmek bilmeye kadar bir sürü şey var. Hareketli ortalama çeşitlerinden nasıl kullanılır'a kadar e, yani anlat anlat bitmez. Bunları öğrenmek için çok uygun bir fiyata bana e, mail atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Gelelim şimdi kaldığımız yere. İpek'e bakın arkadaşlar bu endüstride bu şirkette önemli bir yere sahip. E, kar bilanço durumu zaten stock case'te ortada. Bu ne olacak? Bu hak ettiği değeri bulacak arkadaşlar. Yani eğer ya da geç bulacak. Bunu net söyleyebilirim. Ama yatırım tavsiyesi değil. Yani bunu bunun üzerine yemin ederim ama kanıtlayamam diye bir şey var ya, ya. Öyle söyleyeyim size. Yatırım tavsiyesi değil. Bugün bulmayabilir. Bugün zarar ettirebilir. Yarın zarar ettirebilir. Ama ben inanıyorum yani kar ettireceğine. O yüzden görüşlerim bu şekilde diğer sektörler hakkında da görüşlerim yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani bakın sırayla yani burada prim yapan bir sonraki sene aşağı geçer. Yani bir sene daha prim yapar sonraki sene aşağı geçer gibi yorumlarım mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.